Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım aracım Fiesta. Böyle güzel spor şık bir spor kırmızı bir Fiesta'yı sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Fiesta araçlar artık Türkiye dünyada üretimi durduruldu. Artık üretilmeyecek. Bunun yerine farklı araçları müşterilerimize kanalize ediyoruz. Bildiğiniz gibi dünya artık SUV'ye doğru bir yöneldi. Şimdi bu anlatacağım aslında son Fiesta araçlarımız. Devamı gelmeyecek. Fiesta araçlarımızın özellikleri neler? Stok var mı? Motor seçenekleri ve ortalama fiyat bantları neler? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Aracın alüminyum alaşım jantları, beyaz yanan xenon farları mevcut. Aynalar, kapı kolları boyalı. Aynalar yine elle kapanıp açılabiliyor. Herhangi bir anahtarsız giriş çalıştırma özelliği bu paketlerde bulunmuyor. Normalde şu an Türkiye pazarında sadece style paket olan giriş paketi araçlarımız vardı. 1.1 motora sahipti ve bunları sunuyoruz müşterilerimize. Şanzıman seçeneği maalesef sadece manuel. Aracın önce dış hatlarından biraz bahsedeyim. Daha sonra iç tarafına doğru geçip diğer teknik hatlarından bahsetmiş olayım sizlere. Şöyle göstermiş olayım. Ön taraflarda önceden logo yukarıdaydı. Yine artık logo panjurun ortasında yer alıyor Fiesta araçlarımızda. Şöyle etrafından da yine bir göstermiş olayım. Yan hatları zaten aracın bildiğimiz gibi sportif ve şık duruyor arkadaşlar. Kolay yakıt sistemi bu aracımızda da tüm Ford araçlarımızda olduğu gibi mevcut. Aracımız benzinli 1.1 motor. Bu araca gelip dizel pompası takılamaz. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Oldukça şık arka tarafı da. Arka park sensörümüz style paketin standart donanımında yer alıyor. Bagaj hacmini de şöyle göstermiş olayım. En çok sorulan sorulardan biri bu arabanın yedek lastiği var mı? Maalesef yedek lastiği yok. Yedek lastik yardım kiti var. Artık çoğu araçlarımızda yedek lastik yardım kiti geliyor bu arada. Şöyle kapatmış olduk. Bir de arka diz mesafesini göstermiş olayım sizlere. Şöyle araç içerisine geçtim. B segment bir araç. Çok büyük bir beklenti ya da talebi karşılayacağını zaten beklemiyoruz. Ön tarafa geçip aracın iç donanımlarından da bahsetmiş olayım. Gördüğünüz gibi arka camlar elektrikli. Hop, iç tarafına geçtik. Şurada bir kontrol ünitemiz var. Aynalar ve camları kontrol edebiliyoruz. Bir de kapıları kilitleme ve açma tuşumuz mevcut. Şimdi şöyle yarım kontak yaptık araca. Deri direksiyonumuz mevcut aracımızda. Yani deri hissiyatı veren bir direksiyonumuz mevcut. Hız sınırlama sabitleme özelliğimiz mevcut. Adaptif hız kontrolümüz. Burada ortadaki ekrandaki menüyü yönetebiliyoruz. Şöyle netleştirdim. Bu araçlarda aynı zamanda şunu da göstermiş olayım sizlere. Şerit takip yardımcısı da standartında mevcut. Yağmur far sensörü gibi. Ortadaki ekranımız 8 inç dokunmatik ekran. Tüm Ford araçlardan alışkın olduğumuz bir ekran. Geri görüş kamerası maalesef ekranımızda mevcut değil. Klimamız manuel. Herhangi bir derece göstermiyor. Beş ileri şanzımanlı. Araçta otomatik start stop, TCS çekiş kontrol sistemini yönetebiliyoruz ve 3 farklı sürüş modu mevcut. Yanında yine bardaklıklarımız, kol dayamam maalesef yok. Şurada bir tane USB girişim var. Şimdi gelelim fiyatlarına. Çok merak edilen fiyatlarına. Şöyle önden de bir göstermiş olayım yine. Aracı. Şimdi gelelim fiyatlarına. Şöyle 1.1 5 beygir. Aşağı doğru inelim ve fiyatımız şu an 580 bin TL bantlarında. Bu araçlarda renge göre fiyat değişikliği olabiliyor. Spor kırmızı ve beyaz renk opak renk olduğu için herhangi bir fiyat farkı alınmıyor. Bu 580 bin TL liste fiyatı tabii ki daha aşağılara gelebiliyor aracımızın fiyatı. Zaten çok piyasa aracımıza kalmadı. İşine çıkası bir iki tane var. Eğer düşünürseniz seve seve yardımcı olabiliriz. Fiesta aracımı bugün sizlere tanıtmak istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere.